Şale Apartmanı'na gelmişken apartman sakinleriyle de konuşalım istedik. Şu an apartman sakinlerinden sizin izninizle Cemil Bey'in evi dış çekim olarak gördüğünüz Cemil Bey'in evinde yaşayan hanımefendiyle beraberiz. Şimdi kendisini tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. İsminiz? Siz Nesrin. Nesrin Hanım. Cemil Bey'in dış çekim olarak gördüğünüz Cemil Bey'in dairesinde yaşıyorsunuz. Aynen. Ama orada iç çekim yapıldı mı? İç çekim olmadı. Cemil'in pencere sahnesiyle Sedat'ın ev içi çekimli. Siz kaç senedir bu apartmanda yaşıyorsunuz? 40 yıldır. 40 yıldır. 40 senenin apartmanda. Üzerinde. 40 yıldır. Sizin tabii döneminizde çekiliyordu burası. Tabii ki. Konuklar, yani izleyicilerimizin en çok merak ettiği konulardan birisi çekimler yapıldığında siz doğal hayatınıza, sosyal yaşantınıza nasıl devam ediyordunuz? Çekimler yapıldığında doğal hayatımıza, sosyal yaşantımıza normal bir şekilde devam ediyorduk ama tabii takdir edersiniz ki çekimler mesela 2'de bitecek deniyor. Sabaha kadar sürebiliyordu. Hı hı. Ben o zaman başka bir işle meşguldüm. Çalışıyordum, geliyordum. Daha gitmemişler, çıldırıyordum. Ama tabii ki... Kavgalarınız oluyor muydu? Yok. Ha, çıldırıyordum diyorsunuz. Hiç kimseyle kavgam olmadı. Sonra burası lokalleriydi onların. Bu hangi yıldan beri lokalleri oldu burası? Yani çok uzun yıllar mı kaldı? Uzun yıllar. Başladığı zamandan beri. Daha sonra satın aldı dediler ya, o yüzden. Ha, uzun yıllar devam etti. Bize anlatacağınız hatıralarınız var mı? Dizi var tabii ki. Olmaz mı? Rahmetli... şu an adını hatırlayamıyorum. Çok iyi bir oyuncudur. Bu Muhteşem Yüzyıl'ın senaristinin... Yaman Okay. Hah! Rahmetli Yaman... Meral Okay'ın eşi Yaman Okay. Ha, Yaman Okay beyefendi bize geldi ölmeden bir hafta önce. Yan yana oturduk. Ben çok fazla konuşmayı sevdiğim için bana dedi ki... Kız noktasız virgülsüz konuşuyorsun, sus. Şunu izlemek istiyorum, bir şey izliyordu bizde. Çok hastaydı. Bir hafta sonra da vefat etti. Hiç unutamadığım bir anıdır. Çok sevdiğim ve çok değerli bir oyuncuydu. Yaman Okay'ı ben de çok severim. Bizim aslında hepsi değerliydi oyuncuların. Tabii. Bizimkiler dizisine de çok yakışıyordu Yaman Okay. Allah rahmet eylesin. Amin. Bu apartmana çok gelen giden oluyor mu çekimle yapmak için? Böyle, onu da söyleyeceğim. Nostalji sayfaları falan çok geliyordur. Ben şunu siz söylemeden önce söyleyeyim. Buyurun. Bu apartman sakinlerini tacize varıncaya kadar böyle rahatsız eden tipler de olmuş diye işittim ben. Siz böyle bir şey yaşadınız mı? Şu an böyle bir şey hiç hatırlamadım ben. Benim bilmediğim bir şey varsa onu bilemem. Hiç öyle bir şey olmadı. Halen daha fotoğraf çekmek için insanlar geliyorlar. Evet. Ve benim hazmedemediğim tek şey bizim evin içinde oturan bazı insanlar yıkılmasını istiyorlar evimizin. Dışarıdaki insanlar önem verirken içindekilerin önem vermemesi. Kentsel ben biraz açık konuşurum. Uğramadı burası. Nasıl? Kentsel dönüşüme uğramadı. Galiba apartman sahibinin bir kısmı istiyor, bir kısmı istemiyormuş. Uğramadı ve altına imzamı atıyorum, uğramayacak da. Uğramayacak mı? Bizim apartmanımıza kimse dokunamayacak. Çoğunluk sağlandığı zaman yıkılıyormuş galiba. Fakat ben tam bilmiyorum o prosedürü ama. Çok ilginç bir şey var. Çoğunluk da sağlansa olmuyor. 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 Sebe korunuyor apartmanımız. Bu şekil, yani bu diziden dolayı mı yoksa siz başka bir yok, önlem yok yani müteahhitlerle anlaşılamıyor. Şimdi 36 daire var. 36 kişinin hepsi ayrı kafada. Anlaşamıyorlar. Burası iki blok halinde. İki 36 blok, daire. B blok, A blok. Ben zaten kesinlikle yıkılmasından yana değilim. Ben biraz anılara bağlıyım. Herkes benim gibi değil. Burada zaten şey apartmana gelirsek kentsel dönüşüm uğramamış 3-5 tane apartman kalmış bu sokakta. Bu karşımızdaki binalar yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Yan taraftaki bina. Hepsi yapıldı. Yani böyle konuşmaya kalksak sabaha kadar sürer, çok anılarımız var. Unutulacak günler değildi. Çok keyifliydi. Oyuncularla ilgili böyle birkaç hatıra varsa alabilir miyiz Bizimkiler dizisi oyuncularıyla? Bizimkiler dizisi oyuncularıyla Yaman Okay'ın dışında... Sabriye Kara ile çok... Sizin dairenizi. Cemil'in. Evet, o dairenizde yaşıyordum. Ev içi bizim değildi ama. Doğru. Sadece dış çekim için söylüyorum. Dış çekim ama çok hanımefendi, çok iyi bir oyuncudur Sabriye Kara. Annem çok severdi onu hayattayken. Daireyi gösterebilir miyiz şöyle yukarısı? Tabii ki. Yani hatta benim, ben de oyuncuyum, tiyatro oyuncusuyum. Benim oyunculuğa girme nedenim onları pencereden izlerken
çok arzu etmem ve yıllar içinde benim de eğitim olarak bu olaya adım atmam oldu. Peki bu çekimler size para kazandırdı mı? Burada çünkü çekim yapılıyor apartmanda. 15 sene bir dizi sürdü. İç çekimler olmasa da dış çekimler yapılıyor. İçerisinde bir hakkınız var. Öncelikle çok akıllıca sorular sorduğunuz için ben teşekkür ediyorum. O da ayrı bir konu. Biz paraya önem veren insanlar olmadığımız için ne verildiyse kabul ettik. Çünkü para bizim için her şey demek değil. Ama o dönemin en düşük ücreti bize ödendi. Yani bunu da hep sonradan öğrendik. Sorun değil. Ama şunu öğrendik biz. Dizinin o dönemki dizilerde sponsorluk vesaire söz konusu olmadığı için kanal bütçesiyle yürütülüyormuş. Evet. Bütçeler çok düşük olduğu için belki ondan kaynaklanıyor olabilir mi? Yok. Sonradan hep yapılan haksızlıkları duyduk. Öyledir zaten. Ne kadar iyi niyetli hareket ederseniz haksızlıkla karşılaşırsınız. Anladım. Onun için ama onun dışında bütün oyuncular çok iyi insanlardı. Ben oyuncular için konuşuyorum. Çok iyi insanlardı ve unutulmaz zamanlarımız geçti. Hepsini de çok sevdik. Benim bahsettiğim oyuncuların dışındaki kişiler. Anladım. Yoksa oyuncular kusursuz. Mesajınızı aldım ben. Çok teşekkür ederim. Ben de. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Başka söylemek istediğim bir şey, herkese saygılar, sevgiler. Kimseye haksızlık yapmayın, haksızlıkla karşılaşmayın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.